Koronavirüs nedir? Nefes alıp vermemize solunum denir. Burnumuzdan başlayıp akciğerlerimize kadar giden yola da solunum yolu denir. Koronavirüs, solunum yolunda hastalık yapan bir mikroptur. Mikroplar çok küçük canlılardır. Onları ancak mikroskopla görebiliriz. Uzmanlar koronavirüs denilen mikrobun yaptığı hastalığa yeni koronavirüs hastalığı adını vermişler. Kısaca söylemek için de COVID-19 demişler. Yeni koronavirüs hastalığı nasıl bulaşır? Çok küçük bir mikrop bu hastalığı yapıyor demiştim ya, bu mikrobun oyuncu olduğunu da söylemiş miydim? Oradan oraya atlar, zıplar, dolaşır. Yani bulaşıcıdır. Elden ele bulaşır. Elden eşyalara bulaşır. Elden ağza, burna, gözlere bulaşır. Hapşırmayla bulaşır, öksürmeyle bulaşır. Koronavirüs, burundan ve ağızdan çıkan damlacıklarla bulaşır. Hasta kişi uyması gereken kurallara dikkat etmezse hastalığı başkasına bulaştırabilir. Damlacıklar sağlıklı kişinin ağzına, burnuna veya gözlerine gelirse sağlıklı kişi hasta olabilir. Yeni koronavirüs hastalığından kolaylıkla korunabiliriz. Az sonra size bu hastalıktan nasıl korunacağımızı anlatacağım. Yeni koronavirüs hastalığının belirtileri nelerdir? Bu hastalığın bazı belirtileri vardır. Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal. Saydığımız belirtilerden sadece birini bile hissedersek hemen büyüklerimize haber vermeliyiz ve onlardan bizi hastaneye götürmesini rica etmeliyiz. Hastaneye gitmeden hasta olup olmadığımızı bilemeyiz. Hastalığımızın ne olduğunu da bilemeyiz. COVID-19'dan korunmak için hangi tedbirleri almalıyız? Tedbirlere uyalım diyorlar. Duydunuz mu hiç bu cümleyi? Tedbir dedikleri, hasta olmamak için yapmamız gerekenler. Hasta olmamak için ne yapmalıyız? Hadi birlikte öğrenelim. Ellerimizi su ve sabunla yıkamalıyız. Su ve sabun yoksa ellerimizi el antiseptiği ile temizlemeliyiz. Maskemizi takmalıyız. Birbirimizden en az 3-4 adım uzakta durmalıyız. Arkadaşlarımızla ve büyüklerimizle sarılmamalıyız, öpüşmemeliyiz. Ellerimizle ağzımıza, burnumuza, gözlerimize, yüzümüze dokunmamalıyız. Öksürürken ve hapşırırken ağzımızı ve burnumuzu kağıt mendille kapatmalıyız. Kağıt mendilimiz yoksa öksürürken ve hapşırırken ağzımızı ve burnumuzu dirseğimizin iç kısmıyla kapatmalıyız. İşte böyle. Büyüklerimize evimizdeki odaları ve sınıfımızı pencereyi açarak havalandırmaları gerektiğini hatırlatmalıyız. Pencereleri tek başımıza açmıyoruz, değil mi? Havlu, diş fırçası, kaşık, bardak, tabak, suluk gibi eşyalar kişiye özeldir. Bu eşyaları başkalarıyla ortak kullanmamalıyız. Arkadaşlarımıza yiyecek içecekle kalem, silgi, makas, fırça, defter, kitap, oyuncak gibi eşyalarımızı vermemeliyiz. Biz de onlardan almamalıyız. Sağlıklı beslenmeliyiz. Günde 6 bardak su içmeliyiz. Susadıysak 6 bardaktan fazla da içebiliriz. Evde egzersiz veya açık havada yürüyüş yapmalıyız. Geceleri erken uyumalıyız. Dişlerimizi günde en az 2 kez fırçalamalıyız. Tırnaklarımızı temiz ve kısa tutmalıyız. Düzenli aralıklarla banyo yapmalıyız ve temiz giysiler giymeliyiz. Bunları yaparak yeni koronavirüs hastalığından kolaylıkla korunabiliriz. Sizi çok seviyoruz. Anlattıklarımı tekrar izlemek isterseniz öğretmeninize söyleyebilirsiniz. Bu videoyu nerede bulacağınızı size öğretecektir. Hoşça kalın.